Herkese selam arkadaşlar. Bugün Universal Truck Simulator'dayız. Yeni bir güncelleme almış oyun. Büyük bir güncelleme bu arada. 200 küsür megabayt. Baya baya yenilikler gelmiş. Versiyon 1.7 olmuş oyun. Bayağıdır oyunu oynamıyorduk, çekmiyorduk. Yeni harita eklenmiş, yeni kamyonlar eklenmiş. Bulut kaydetme gelmiş. 6x4 kamyon ağır işler yapabilir diye bir not düşürmüş. Tabii bunlar İngilizceden çeviri olduğu için biraz garip çeviriyor olabilir. Bellek optimizasyonu gelmiş, grafik iyileştirmeleri gelmiş, etkileşimli ayı trafiği gelmiş. Bu arada ben biraz dolaştım, şöyle bir iş yaptım. Harita değişmiş, evet, bayağı komple değişmiş. Haritası zaten güzeldi bu oyunu, ben seviyordum haritasını. Ekstra yenilenmiş harita falan, yeni yollar bayağı güzel olmuş. Asfalt dokuları falan çok güzel ama işte oyunun araçlarının kalitesi falan çok kötü abi. Yani ben onu hiç beğenmiyorum. Maalesef kullanışı, araç içi falan çok kötü. Bir de artık benden mi kaynaklanıyor, neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Böyle pırpır yapıyor. Aynalar falan pırpır yapıyor. Işıklandırmalar bir garip. Yani doku kaliteleri çok iyi değil. Bak şu garaj yazılarını falan görüyorsunuz zaten. Ya bu benden mi kaynaklanıyor yoksa oyunda mı var bilmiyorum. Ya başka emülatörlerde falan denedim. Yine onda da aynısını yapıyor. Telefonda denedim. Telefonda da böyleydi yani. Bilmiyorum yani. Oyunun orijinalinde belki de var. Şimdi araç kiralıyorduk bunda, biliyorsunuz. Satın almak için bayağı bir uğraşmak gerekiyor. Şurada bulut sistemi gelmiş. Buraya Save to Cloud deyip buluda kaydediyoruz. Şimdi garaja gelelim. Yeni araçlar eklenmiş diyor. Buraya şimdi 4x2'lerde bu vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Man yoktu galiba. Bu man gelmiş sanırım. 6x2'lerde yenilik var mı? Mevcut araçların 6x2'si eklenmiş. 6x4 bunlar gelmiş galiba. Çünkü 6x4 kamyon ağır işler yapabilir diye seçenek var. Ama bunları kiralayamıyoruz işte. Öyle bir olay var. Bunları sadece böyle görebiliyoruz ama kiralayamıyoruz. Amerikan kamyonları bunlar biraz da. Sekiz çarpı dört gelmiş. Aa bak, bunlar var. Avrupa usulü kamyonlar. Ağır işler için kullanılabilir hale gelmiş ama çok pahalı işte yani. Bizim paramız yetmiyor hiçbir şekilde. 42 bin paramız var. Çok iş yapmak gerekiyor. Çok fazla iş yapacaksınız ki anca öyle para kazanabiliyorsunuz. İkinci ellerde çok fazla seçenek yok zaten öyle. Araç kiralamada öyle bütün araçları kiralamanıza izin vermiyor. Belli başlı araçlar var. Şöyle 2-3 tane, 3-4 tane falan. Onun dışında ekstra araç kiralayamıyorsunuz yani. Şimdi Volvo'yu kiralayalım. Volvo güzel bir araçtı. Şöyle confirm diyelim. Bir de Dorse kiralamak istiyorum. Dur, şuradan Dorse'lere gelelim. Showroom diyelim. Lease. Heh. Dorse'ler de bunlardı. Yeni Dorse eklenmemiş zaten. Mevcut Dorse'ler bunlar. Bunları kiralayabiliyoruz. Şunu kiralayabiliriz, yine konteyner işi yapabiliriz. İlk bu oyunun videosunu çektiğimiz zaman da böyle bir Dorse kiralamıştık. Gidip konteyner falan alabiliyoruz. Şimdi bunları kiraladık abi. Oyunumuza geri dönelim. Araçlarımız buraya geldi. Şimdi şuradan iş alacağız. Cevap diyelim. Şöyle 152-156 kilometrelik falan yollar ideal. Bunları yapabiliriz yani. Şöyle. ...156'ya alalım ya. 15 ton. Ya da şunu da alsak olur. Şunu alalım. Binelim aracımıza.
Evet, şu aynaların hareketliliğinden bahsediyorum bakın. Bayağı pır pır yapıyor yani. Şimdi kamerayı şöyle dış kamerayı alalım, çalıştıralım aracımıza. Ses biraz fazla yüksek, birazcık sesi alalım. Takalım dorsamıza. Bu arada garajlar falan var. Garaj falan da satın alınabiliyor. Evet, dorsamız tamam. Aydınlatma seçenekleri falan da bayağı güzel. Yani parkları yakabiliyorsunuz. Kısalar, uzunlar, tepe lambaları varsa onları aktif edebiliyorsunuz. Kabin aydınlatması var. Yani bunları tek tek kontrol edebiliyorsunuz. Sadece parkları mesela yakabiliyorsunuz. Yani direkt kısalar yanmıyor mesela. Oyunun kapsamlı seçenekleri var. Şimdi gidelim yükümüzü alalım. Yani oyunun çevresi, yolları falan güzel. Bir mobil oyun olarak düşündüğümüz zaman gayet güzel. Ama yani araçlara, araç içlerine, araç kalitelerine birazcık önem verseler oyun çok bomba bir oyun olacak. Ama maalesef niyeyse yani sallamıyorlar araçlara adamlar. Türk yapımı bir oyun değil, yabancı. Ama bildiğiniz oyunu sallamıyor adamlar ya. Şaka gibi. Evet, buradan alacağız. Şöyle geri geri kendimiz alalım bunu. Şuraya dorsayı yanaştıracağız. Yükleme animasyonları falan vardı hatırlarsanız. Winch falan çıkıyor. Yanaşabildik mi? Yanaşamadık. Yeşil olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle bir winch animasyonu falan geliyor. Şöyle fotoğraf da çekelim. Bu şekilde dorsamızı yüklüyor animasyonla. Tabi indirip yüklemiyor falan da dorsa böyle bir anda yavaş yavaş geliyor. Yani üzerindeki yük geliyor yani. Haydi çıkalım. Mazotumuz biraz az, mazot alabiliriz. İç kameraya geçelim. Neredeydi? Şurada. Aracın içinden ses çok az. Dur bakayım, cam açılıyordu bunda. Heh. Camı açabiliyoruz. Bakın burada şeyler var. ABS, TCS falan. Aksımız olmadığı için aksı kaldıramıyoruz tabi. Sağdan çıkalım. Yani şu ayna pırpırlanması falan böyle. Ya bazen oluyor, bazen olmuyor. Bak şu an mesela kesildi. Ama tırın ekranında var bakın. Zaten paramız az, bize ışık cezası falan yemeyelim burada. Yani oyunu birazcık dikkat etseler, şu görsellerini falan iyileştirseler oyun çok hakikaten güzel olacak.
Dediğim gibi rotalar, yollar falan çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani oynayanlar biliyordur bu oyunu. Hep böyle pırpır. Ya çok önemli mi? Yani çok büyük bir problem değil. Ama tabii ki sonuçta bir oyun oynuyorsunuz. Bu tarz şeylerin olmasını istemezsiniz yani. Sinyal bazen kendiliğinden atıyor, bazen atmıyor. Kafasına göre takılıyor yani. Bu arada kayıtlarla alakalı hala problem yaşıyorum. Takılmalar, donmalar bazen olabiliyor. Vallahi bir şey yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Her şeyi denedim. Format bile attım yani. Yok yani, OBS bir güncelleme yaptı. Mahvetti ortalığı yani. Benim kendimiz mi alıyorduk bunda? Olabilir, tam hatırlamıyorum ama. Var mıydı öyle bir şey? Ya da çok mu ileri gittik? Geri mi geleceğiz biraz? Ha yok, şuradan. Oğlum bu da ters olmuş yani birazcık. Evet, şöyle dolduruyormuşuz. $2 gidiyor valla. Fullememize gerek yok, şöyle kalsın. Tamamdır. Haydi gidelim. Şimdi ben videoları OBS ile çekiyorum. OBS programı ile çekiyorum. Şimdi şöyle, bana akıl veren arkadaşlarımız oluyor sağ olsunlar da, işte şu programı kullan, şunu da deneyebilirsin falan diye. Şimdi ben iki bilgisayarla kayıt alıyorum. Yani şu an benim oyunu oynadığım bilgisayarla kayıt almıyorum. Oyunu oynuyorum, o görüntüyü HDMI kablo yardımıyla ekran kartından ekstradan çıkıyorum. Diğer ikinci bilgisayarıma giriyorum. İkinci bilgisayarda da Elgato kart var. Elgato Game Capture kart diye bir kart var. Yani görüntü işleme kartı. Ona girdikten sonra OBS programına onu aynı bir kamera gibi gösteriyorsunuz. Aynı webcam tanıtır gibi onu tanıtıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Onu kaydediyorsunuz. Yani ikinci bir bilgisayar kayıt alıyor aslında. Oyun oynadığın bilgisayar kayıt almıyor. O yüzden ekstra bir program kullanamıyorsunuz. Başka program kullanamıyorsunuz. OBS'in kendine ait yayıncılar için çıkarttığı ekstra bir program var. Onda da detaylar yok. Yani ayar detayı yok. Yani OBS'in normal sürümü gibi detaylandırılmamış bir program olduğu için her şeyi yapamadığınızda onu kullanamıyorum. Onda denedim mesela, onda kasmıyor. Onda kasma olmuyor. Ya da Elgato kartın kendi programı var. Onda kayıt alıyorum. Hiçbir kasma yok. Gayet akıcı. Ama OBS işte geçenlerde bir güncelleme getirdi. Hakikaten mahvetti ortalığın. Anasını ağlattı yani. Yani ne denediysem, ne yaptıysam yok. Bitrate düşürüyorum, yine olabiliyor. Yani şu an gördüğüm kadarıyla yok. Ama ara ara böyle adamı böyle kanser edebiliyor, deli ediyor. O yüzden yani kusura bakmayın. Herhangi bir donma, kasma bir şey olursa izliyorum yan ekranda. Olduğu zaman müdahale edeyim diyor ama bazen oluyor, bazen olmuyor. Ya da belli başlı yerlerde olabiliyor.
Ya da kayda bir başlatıyorsun, en başta başlıyor kasmaya, geçmiyor kasma falan. Böyle garip. OBS programıyla alakalı bir sıkıntı yani bu. Kayıt programıyla alakalı. Keşke Nvidia Shadowplay en iyi, en kaliteli kayıtları alan program, ama işte ikinci bilgisayarla kayıt aldığımız için biz, yani ben edit yapmıyorum. Edit yapmadığım için kamerayı ayrı programla kaydedeyim. İşte şeyi, oyun görüntüsünü ayrı programla kaydedeyim. Sesimi ayrı programla kaydedeyim falan. Uğraşmıyorum. Edit yapmıyorum yani. Edit yapmayı çok sevmiyorum. Çünkü her şey doğal olsun istiyorum. Ya edit yaptığın zaman ne oluyor? Videoya başlatıyorsunuz bütün programları. Başlıyorsunuz. Hata yapsanız bile nasıl edit yapacağım diyorsun. Kafana göre takılıyorsun böyle. Hata da olsa hadi başa dön. Hata yaptığın yerleri kes falan. Ben o tarz şeyleri çok sevmiyorum. Biraz doğal olsun istiyorum. O yüzden videoyu başlıyorum. Aynı şu anda izliyorsanız başlıyorum, bitiriyorum. Direkt YouTube'a yüklemeyi bırakıyorum. Hiç edit yapayım, orasını keseyim, burasını keseyim de uğraşmıyorum yani. Şimdi edit olayı çok farklı. Bu arada aradan sıyrılmam lazım şu anda. Şöyle ha. Edit olayı çok farklı. Tabii edit yapılan videolarımız da var. Edit yaptığımız ya da yaptırdığımız videolarımız da oluyor ama. Genelde çok fazla edit işiyle uğraşmak istemiyorum. Bakın yeni benzinlikler, yeni rotalar bunlar. Yeni yollar. Yanımızdan bir Travego gidiyor. Eski Travego. Ama işte gördüğünüz gibi kaplamaları falan çok kötü otobüslerin. Ya, trafikteki araçların kötü. Ama kendi araçlarımızın da kötü yani. Daha düzgün yapsalar oyun gerçekten daha böyle oynanabilir bir hale gelecek. Hornamız da böyleymiş. Hatırlamıyorum, çok uzun zaman oldu bu oyunu oynamayalı ya. Bayağı zaman oldu yani. Ha, biraz otoban varı yapmışlar. Bunun böyle güzel köy yolları gibi yolları vardı ya. Böyle virajlı falan. Daha böyle hani taşra yolları, köy yolları falan böyle. O tarz yollar vardı. Birazcık fazla otobana vurmuşlar bunlardan. O yollar daha güzeldi sanki. Yani onlar da olsun, bu da olsun. Bu tarz yollar da olsun. Umarım öyledir. Sadece bu yol yoktur. Çünkü ben videodan önce bir deneme sürüşü yaptığım zaman yine aynı bu yolu gittim. Aynı bu yolu gittim yani. Bilenler varsa yazabilir bu arada. Sadece bu yol var mı? Yani sadece bu yol mu var? Yoksa başka yollar da var mı? Ulan duramıyorum. Of geçtim. Frene öyle bir asıldım ki şey, dorse kayıyordu artık. Arkadan. Gaza basarken kamerayı çeviremiyorum bak şöyle. Şu an basılı tutuyorum ama dönmüyor. Gazı bırakıyorum. Ondan sonra kamerayı çevirebiliyorum. Bu tarz eksikleri var oyunun. Çoklu ekran kullanımı. Yani çoklu basma yani. O eksik oyunda. O zamanına bak. Başka kamera açıları da var. Bu var. Bu var. Bu var. Allah. Müzik. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Koltuk ayarı, çekici çağırma, araç bilgisi.
Mesela aydınlatması birazcık garip. Şu anda parklar yanıyor mesela, bakın. Yo. Kısalar bunlar ya. Bunlar kısalar o zaman, dur. Bir saniye. Pardon, bunlar parklar değilmiş ya. Bunlar kısalar. Bu uzunlar. Bunlar sisler. Pardon. Parklar yokmuş bu oyunda. Park olayı yok. Park ışıkları yok yani. Ben yanlış bilgilendirdim en başta. Duramayacağım. Allah, çarptık. Arkaya bakarken. İnşallah gider. Oy, araç hasar. Ana, bunda hasar olayı var değil mi? Unuttum ben onu. Araç nasıl hasar aldı? Şuna bak. İyi gidiyor önündeki. Eyvah eyvah. Şimdi biz bunu kiraladığımız için bizden güzel bir para kesintisi yapar herhalde. Dayı, döneriz be. Sen gitmedin ama ben şuradan bir döneyim ya. Yalnız hakikaten fena hasar aldı araç, şuna bak. O kadar da sert çarpmadım ama. Hasara bak. Kamerayı döndüreceğim diye şu anda çok uğraşıyorum. Şirkete geldik mi? Ne oldu? Şehrin içinde gezip duruyoruz ama herhalde şirkete yaklaştık. Bunda şey olayı vardı. İnşallah onu düzeltmişlerdir tabi. Mesela işi teslim ediyorsunuz. Sonra tekrardan eve ışınlanıyorsunuz. Yeniden evden iş alıyorsunuz. Umarım onu kaldırmışlardır. Şimdi deneriz bakalım. Yani mevcut şirketten yeniden iş almamıza izin vermiyordu. Mecbur eve gitmemiz gerekiyordu. İnşaat animasyonlarını yapmışlar. Bak, vinç çalışıyor. Mecbur eve ışınlanıyordunuz. Yeniden. Ondan sonra tekrardan aynı videonun en başında yaptığımız gibi yeniden iş alıp yeniden evden garajdan çıkıyorsunuz falan böyle. Umarım o sistemi düzeltmişlerdir. Aydınlatmalar çok parlatıyor mesela. Bazı renk kırmızıyı özellikle, bak. Şirkete geldik. Nereye? Şuraya park edeceğiz.
fazla gittik. Evet, yine bir vinç. Evet, bu şekilde hop yok oluyor dorse ve işi tamamlamış oluyorsunuz. Evet, araç dorse kiraları var. Artı isterseniz %20 bir para şeyi de yapabiliyorsunuz reklam izleyerek. Şu anda 52 bin dolar paramız oldu. Şimdi go to home diyor biliyorsunuz. Continue dediğimiz zaman dur bakalım. İş alabiliyor muyuz? Yani şirket açık değil. Haritada mı geziyoruz o zaman? Dur bakalım map'e. Ha, bizi şuraya gönderiyor. O zaman dur. Onu getirmişler mi? Hemen deneyelim. Önceden olmuyordu çünkü. İş alamıyordunuz. Mecbur eve gönderiyor sizi yani. Direkt eve gidiyordunuz. Dur bakalım. Sanırım onu düzeltmişler. Deneyelim. Hemen deneriz. Sıkıntı yok. Ben şöyle geçeceğim dayı. Bana bir müsaade. İş alma yere eklenmiş o zaman buraya. Bakın. Evet, iş alma yere eklenmiş. Çok iyi. Yoksa ta seni kendi şehrine gönderiyordu. Bak, biz Münih'e gelmişiz. Ben şehirlere bakmamıştım. Münih'ten Rosenheim, artık nasıl okunuyorsa, Ebersberg, Fall. Güzel. İyi, bunu yapmaları, bunu düşünmeleri iyi olmuş. Yoksa bildiğiniz şey yapıyorduk. Ne o? Eve ışınlanıyorduk, ışınlıyordu bizi. Hadi sıfırdan garajdan başlıyorduk. Yeni işler için bu sefer. Motoru nereden stop edeceğimi arıyorum ya. Evet arkadaşlar, yalnız araç güzel hasar aldı ha, şuna bak. Ufak bir dokundurmada valla fena hasar verdi garaja. Evet. Oyunun yeni güncellemesi hayırlı uğurlu olsun. Oynayan arkadaşlar varsa bilgilendirmiş olduk onları da. Ara ara böyle bu tarz oyunlarda oynuyoruz yani. Zaten çok fazla bir şeyimiz yok şu anda. İçeriğimiz yok. Yeni oyun çıkmıyor çünkü. Yeni oyun çıktığı zaman artık yeni içerikleri yapacağız ama şu anda yeni oyun çıkmadığı için zaten ATS'nin Texas DLC'si gelmiş. Onları falan çekiyoruz. ETS normal 1.46'ya geçildi. Tam sürüm. Şimdi yeni harita modu, araç modu vesaires falan, onları falan çekiyoruz. Yani standart oyunlarımıza şimdilik devam ediyoruz ama yeni oyun maalesef yok. Çıktığı zaman artık çekeriz yeni oyunları da. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.